Önümüzde sürecin işleyişi ve ortam bakımından hem geçmiş seçimlerden farklı, hem koşulların olumsuzluğu açısından en zorlu seçim var. İşte 14 Mayıs seçimini ziyarete geldiğindeki sohbetimizde İyi Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu ile konuştuk. Dedi ki, bu seçim yeni tek adamın kim olacağı seçimi değil, mevcut tek adam sistemiyle demokratik parlamenter sistem arasında tercih seçimi. Esası bu tercih noktasını tarif etti. İnsanlar bugünkü sistemden ve Türkiye'den mutluysalar, partili Cumhurbaşkanı AK Parti ve Cumhur İttifakı ile devam edecekler. Bir değişiklik olsun, hukuk liyakat olsun, Türkiye büyüsün arzusunda olanlar değişimin önünü açıp geçiş dönemi için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı tercih edecekler. Bu noktada ben inanıyorum ki seçmenin tercihindeki birinci unsur bir girdabın kapılarını kapatmak olacak savrulmayı sonlandırıp Türkiye'nin önünü açmak olacak deyip devam etti. Deprem gösterdi ki kurumlara ezilmiş devlet ve muhteşem bir millet var. Amacımız bu devleti bütün kurumlarıyla bu muhteşem millete yakışır şekilde ayağa kaldırıp hızla yürümek. Girdabın sürmesi halinde Türkiye'nin toplumu daha da üzecek bir sürece savrulacağını vurgularken şunu söyledi. Türkiye 85 milyona yetecek kumaşa sahip. Hem yazlık hem kışlık çıkar. Ancak, ehil terzi elinde olmayan kumaş gibi kanama ve yolsuzluk var. Sonra da, Bursa, dan talebini açıkladı. Bu dönem bir değişimin önünü açalım. Bu değişim, memleketimizi ve 85 milyon memleket evladını tarihin gerisine düşmekten koruyacak. Güçlü ülkeler gibi zamanın imkanlarını ve dünyanın refahını yaşayan bir atmosfer olacak. Son sözü şu oldu. Bu, gerçekten tarihi bir seçimdir. Aziz milletimizin feraseti Türkiye'nin önündeki duvarları yıkmaya, güçlü bir Türkiye inşa etmeye yeter. Bozbey noktayı koydu, milletvekili adayı değil. Aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geçen yıl CHP büyükşehir adayı ilan edilen Mustafa Bozbey'in önce milletvekili seçilip sonra büyükşehir adayı olacağı spekülasyonları uzun süredir vardı. Aday adaylığı başvurularının yoğun olduğu şu günlerde artınca Bozbey de açıklama yaptı. Büyükşehir adaylığı doğrultusunda çalışmalarım sürüyor. Milletvekili aday adayı değilim. İyilik hareketine çocukları da katalım. Okullarda her sınıf bir aile olsun. Öneri Bursa İçin Proje Üretme özelliğini iyi bildiğimiz Yıldırım Belediye Meclisi üyesi ve Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi Ali Molla Salih'ten geldi. Önce depremin acılarını anımsatıp şunun altını çizdi. Yaşanan felaket Türk insanının dayanışma ve yardımlaşma duygusunun ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. Ülkenin her yanından deprem bölgesine yardımlar yağdı. Bir olduk, birlik olduk. Ardından yaraların daha hızlı sarılması için yardımların devam etmesi gerekiyor. Çocuklarımızı da bu iyilik hareketine katmamız lazım." deyip şunu önerdi. "Ramazan'da her sınıftan bir gıda kolisi depremzede bir aile için hazırlanabilir. Milli Eğitim Müdürlükleri her sınıf bir aile kampanyası başlatabilir. Zamanlama olarak da, çocuk eğitimi olarak da yerinde bir proje. Ali Molla Salih dostumuzu destekliyoruz. Büyükşehir ve 7 ilçe belediyesi Hatay'la eşleşti. Bursa, başta büyükşehir olmak üzere, ilçe belediyeleri, kurumları, sivil toplum örgütleri, sanayi kuruluşları, SİAD'larıyla deprem bölgesinde. Yardımlar sürerken, kentlerin yeniden inşası sürecinde AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Ösaseki deprem bölgesi AK Partili belediyeleri eşleştirdi. Tabloda Büyükşehir, İnegöl, Karacabey, Kestel, Mustafa Kemal Paşa, Osman Gazi, Yıldırım belediyeleri Hatay'la eşleşti. Ova korumaya rötuş, imara açılan yerler çıkarıldı, İnegöl Ovası küçüldü. Kanun. Bursa'nın siyasetçisi Faruk Çelik'in Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı olduğu dönemde kapsamlı bir çalışmayla hazırlanmıştı. Bursa, Dada, Bursa Ovası, İnegöl Ovası, Yenişehir Ovası, Karacabey Ovası gibi tarım deposu olan özel topraklar ova koruma kanunu kapsamına alınmıştı. O günlerde, tarımın geleceği ve ekilebilir alanların korunması adına bu bölgelere çivi dahi çakılamayacağı açıklamaları yapılmıştı. Fakat, ilerleyen süreçte kimi sanayi için, kimi konutlaşma için ova koruma bölgeleri içinde yapılaşma izni veren imar değişiklikleri yapıldı. İşte, yaşanan değişikliklerden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı ovalarla ilgili ortaya çıkan fiili durum nedeniyle güncelleme yapma gereği duydu. Bu kapsamda, imara açılan yerlerle alanı küçülen İnegöl Ovası'nın yeni sınırları resmi gazetede yayınlandı. Yarene kavuştuk, bir de tepeli pelikanımız oldu. Her yıl, Mart başında Uluabat Gölü, kenarındaki Karaca Bey'in Leylek Köyü, Unvanlı eski kara ağaça gelip balıkçı Adem amcanın kayığına konan Yaren Neylek için bu yıl uzun süren bekleyiş mutlu haberle sona erdi. Yaren, 12. kez göçten dönüp Adem amcaya kavuştu. Ondan önce de, Adem amcanın kayığına, Yunanistan'a göç yolunda olan tepeli pelikan kondu. Alper tüyde sayesinde Yaren'den sonra pelikanla tanıştık.